Merhaba arkadaşlar. Şimdi sizlere bugün Montesquieu'nun Kanunları Ruhu üzerine kitabını tanıtacağım. Öncelikle kitabın bölümlerine şöyle bir göz attığımızda demokrasi, aristokrasi, istibdat ve cumhuriyet yönetimlerinin özelliklerini veriyor. Daha sonra arkadaşlar şöyle kısımlarına göz gezdirdiğimizde demokrasi, erdem, eşitlik, siyaset gibi çeşitli kavramlara dair düşüncelerini açıklıyor. Daha sonra medeni hukuktan bahsediyor. Şöyle diğer kısımlarına göz gezdirdiğimizde. işte çeşitli milletlerin kanunlarını, geleneklerini, bunlar arasındaki ilişkilerini inceliyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kitap oldukça geniş. Anlat anlat bitmez. Şimdi şöyle kısımlarını gösteriyorum. Arkadaşlar şöyle konu konu ayrılmış. Tabi 20 yılda tamamlanmış bir eser. Hazırlaması oldukça uzun sürmüş. Arada kopukluklar olsa da yani hem başvuru kitabı hem de iyi bir okuma kitabı olduğunu düşünüyorum. Daha sonra tabi bu kitabı okur, okumak için arkadaşlar iyi bir Roma tarihi bilgisine sahip olmak lazım. Çünkü bu kitapta özellikle Roma tarihinden, Latin tarihinden çok alıntılar var. İşte şöyle kısımlarına baktığınızda işte kitap genel olarak böyle arkadaşlar. Sonra sizlere bir de arkasını okumak istiyorum. Montesquieu 1689-1755 Aydınlanma döneminin en önemli düşünürlerindendir. Labredede doğdu, hukuk eğitimi aldı, Bordo Parlamentosu üyesiydi. Hakimlik yaptı, Bordo Akademisine seçildi ve makaleler yayınladı. İran mektupları ile ün kazandı. hayatın teorik ve edebi eserleri adadı. 1748'de 20 yıllık bir çalışmanın eseri olan Kanunlar Ruhu üzerineyi yayımlattı. Eleştiriler üzerine 1750'de kitabın savunmasını yazdı ancak Katolik Kilisesi 1751'de kitabı yasakladı. Bu mu muazzam eser dünyadaki bütün halkların kanunları, gelenekleri, usulleri ni ele alır. Her bir topluma en uygun yönetim şeklini ve kanunları saptar. Bunun maddi ve manevi gerekçelerini açıklar. Kuvvetler ayrılığı, yönetim şekilleri monarşi, cumhuriyet, istibdat gibi kanunların yönetim şekliyle ilişkisi şekli, prensipleri, siyasi ve medeni özgürlükler, iklim, ticaret ve dinin toplumlarla, özgürlükle, yönetim şekliyle ve kanunlarla ilişkisi öne çıkan konulardır. Güncelliğini asla yitirmeyen, günümüze de kılavuzluk eden bu kitap, aynı zamanda sade ve anlaşılır diliyle de her devrin okuruna hitap etmektedir. Kanunların ruhu üzerine Türkçe'de ilk kez, Kanunların ruhunu savunması ilk de Hasan Ali Yücel Klesler dizisindedir arkadaşlar. Şurada da Berna çevirenin ismi var arkadaşlar. Berna Günen. Kısaca böyle arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.